Sultan Abdülhamit Han'ın bizzat sahibi olduğu tapulu mülkleriyle ilgili bir miras davası var bugünlerde gündemde. Çok tartışılıyor. Sultan Abdülhamid'in torunları, aralarında Kabataş Meydanı, Galatasaray Adası ve Veli Efendi'nin de olduğu binlerce değerli mülk ve arazinin kendilerine miras kaldığı iddiasıyla hukuk mücadelesi veriyor. Hatta bir de mahkeme kararı var bu konuyla ilgili. Hiç bugüne kadar tanımadığımız bir akrabalarımız çıkmaya başladı. Hanedanın torunu Orhan Osmanoğlu yakınıyor. Çünkü Osmanoğlu bugüne kadar kimsenin cesaret edemediği bir miras davasına soyundu. Dedesi Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit'in mirasına ulaşmaya çalışırken etrafını sözde akrabaları sardı. Benim milli piyango bir meselesi vardı biliyorsunuz değil mi? Kemal Sunal bir milli piyango çıkıyor. Ondan sonra efendim arkasında bakıyor ki bir ordu geliyor akraba olarak. Bizde de şimdi akrabamız her gün bir akraba. Nedeni ise Sultan Abdülhamit Han'ın yurt içi ve yurt dışında tapu ve kadastro kayıtlı 7857 tapusu. Neler yok ki Galatasaray Adası'ndan Kabataş Meydanı'na hatta Veli Efendi Hipodromu'na kadar Sultan Abdülhamit'e ait sayısız tapu var. Beşiktaş'taki meşhur Serence Bey yokuşu da bunların arasında. Serence Bey yokuşun hanedan halkı için çok büyük önemi var. Bu sokak hala tarihin izlerini, kalıntılarını taşıyor. Serence Bey yokuşunda iki dönüm bağ, üzüm bağ hanedan halkına verilecek. Çünkü burada Abdülhamit Han'ın eşi 1961 yılına ölene kadar burada Serence Bey yokuşunda 53 numaralı evde kaldı. Abdülhamit Han'a ait olduğu iddia edilen yerlerden biri de Kuruçeşme'deki Galatasaray Adası. Galatasaray Adası ilk zamanlar Abdülhamit Han'a aitti. O öldükten sonra da Osmanlı İmparatorluğu'nun mimarı Ermeni Serkis Efendi'ye devredildi. Ardından onun varislerine ve varisleri de Galatasaray Spor Kulübü'ne Galatasaray Adası'nı sattı. Tapu kayıtlarında da bu var. Abdülhamit Han'a ait olan yerlerden biri ise Kabataş Meydanı. O alanın içinde tarihi bir çeşme var ve şu andaki şantiye bulunuyor. Ama Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne göre eğer bir araziye bir mülk yapılmışsa ve 10 yıl üzerinden geçip kimse itiraz etmemişse o mülk zaten yeni sahibinindir. Özel bir yasayla el konulmuş mülkler söz konusu olduğu için bunları çok normal hukuk kuralları çerçevesinde düşünmemek gerekiyor. Dava 23 Ocak 2018'de görülecek. Bu tarihe kadar da Sulh Hukuk Mahkemesi yaklaşık 100 hissedarın paylarına ne kadar hisse düşeceğini ve dosyaya sunulan bazı mirasçılık belgelerinin sahte olup olmadığını